Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Her biriniz yeni videoma, kanalıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah çok çok iyisinizdir. Bizler şükürler olsun, her günümüze hamdolsun. Kalktım, az önce izlediğiniz gibi pancarları kabuklu bir şekilde haşladım, onları süzdüm. Birazdan sizlerle güzel salata yapacağız. Ama ondan önce makinemi getirdim, bir an konuşamadım. Makineyle güzel hamuru yoğurayım. Aslında diyordum ki saat 11.30, birazcık daha böyle ahesli ahesli yapayım. Ama yok, erkenden bitireyim, evimi derleyeyim, toplayayım, süpüreceğim, sileceğim, toz alacağım. Bu arada benim misafirlerim akşam oturmasına geliyorlar ve dün akşam edit yaparken fark ettim, kimlerin geleceğini söylememişim. Annemin apartmanından komşularımız geliyor. Komşumuzun kızı Gülcan çalıştığı için akşam oturması istediler. Ben de tabii ki dedim. Ablamlar falan annem olacak zaten, söylediğim gibi. Güzel bir oturma yapacağız. Yemek odasında sofrayı açacağım, öyle planlıyorum. Öyle işte arkadaşlarım. Şimdi kahvaltımı yaptım, mutfağa girdim. Güzel hamur yoğrulurken brokolileri suya koydum. Güzel brokoli, havuç falan, onları da ayarlayayım ki salatalarımı yapıp dolaba koyayım şimdiden. En son zaten güzel sunumlarını yaparız, sizlerle soframızı kurarız. Bugün benim için yoğun geçecek ama güzel geçecek inşallah. O zaman hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Şimdi arkadaşlarım, ilk olarak bir su bardağı sütümüzü ekledik. Aynı bardakla suyu da koydum. Bir su bardağı su, bir su bardağı süt. Bunu ocağa alalım. Güzel şöyle şu parmağımız değecek şekilde ılıtalım. Burada mayamız var, şeker, tuz, hepsini ayarlayayım. Yoğurt koyacağım 2 yemek kaşığı. Şu Besel yumuşak margarinden koyacağım. Hadi bakalım hepsini yapalım. Zaten her zaman yaptığım klasik hamur mayası. Yani mayalı hamur, ters konuştum. Öyle şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlarım, buraya 4 yemek kaşığı şeker ekledim. 1 paket yaş maya ekledim. Yaş mayayla daha güzel oluyor, öyle söyleyeyim. Şimdi sütümle suyum ılıdı. Bismillahirrahmanirrahim. Maya biraz burada erisin. Şimdi bana diyeceksiniz, yani birçoğunuz diyebilir, akşam oturması madem niye bu kadar hani 6-7 çeşit yapıyorsun diye. İlk defa geliyorlar. Eğer hani daha önce evime gelselerdi, inanın tatlı, salata ve tuzlu yapardım. Hani akşamdan 3 çeşit, en fazla 4 çeşit yeterdi. Ama şimdi dediğim gibi ilk defa gelecekler. O yüzden de yani benim bir şeyler yapacağımı planlamışlardır. Umarım yemek yemeden gelirler. Hatta annemi de Gülcan getirecek. Öyle işte arkadaşlar, şimdi şunu eriteyim. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı dolusu besel. 1,5 yemek kaşığı güzel tuz ekleyeceğim. 2 tane yumurtanın akını ekleyeceğim sarıları üstüne. Ve 1 su bardağı da sıvı yağımız var. Alabildiğine o. Evet, daha hamur cıvık. Bu arada bayağı bir yoğurdum. Yozgat'tan, lojmandan arkadaşım Aysun aradı. Bilenler vardır, Egemen gelirdi ya bana tabakla. Aysun'la konuştuk, buradan öpüyorum onları. Evet, şimdi daha cıvık gördüğünüz gibi birazcık daha un ekleyeyim. Karışsın bakalım. Evet, hamurumuz tamam arkadaşlar. Bakın kıvam bu. Hafif ele yapışacak sadece. Şimdi bundan çıkaralım. Güzel dinlenmeye bırakalım. Hemen brokoli içinde su koydum. Böyle mayalı hamur ne kadar cıvık olursa o kadar güzel oluyor. Şöyle temiz poşete geçiriyorum. Hava almasın. Şöyle güzel kapatacağım. Bunu da örtelim. Ay, bez de gelmiş yalnız onunla birlikte. Yozgat aynı bıraktığın gibi diyor Aysun. Buradan Yozgat'a selam olsun. Beni biliyorum ki Yozgat'tan, başta Deryacığım, bir sürü arkadaşım izliyor. Hepinize öpüyorum. Şimdi bu arkadaş mayalanmaya gitsin. Ben de hemen şunu kaldırıp havuçları rendeleyeyim. Şimdi şunu altına koydum, bu tava çünkü leke yapıyor. Havuçları yıkamıştım. Şöyle ne kadar diyeyim size? 2, 3, 4... 7 tane havuç, sayamadım bir an. Şimdi arkadaşlar, güzel rendeleyeceğiz. Çok az yağda soteleyeceğiz. Aynı şey gibi, havuç tarator yapıyoruz ya, aynı onun gibi. Bunu da Bim'den almıştım biliyorsunuz. Gerçekten güzel.
Memnun kaldım yani. Yazan arkadaşlar vardı ya. Al yeşimcim güzel diye. Haber bakalım ne var. Şarkının güzelliği. Bir bilebilsem. Ay döktün mü? Aynen şarkıyı dinlerken. Neyse. Bilebilsen ah, bir gelebilsen. Elim titriyor. Evet, haşlandı. Şimdi böyle çokluyoruz. Rengi yemyeşil kalacak. Çok büyük ya. Bunu çıkardım ama. Şimdi bunları rendeleyeceğiz. Yoğurtla, birazcık mayonezle ve Azerbaycanlı kardeşlerime selam olsun. Yaptığımda sarımsak ekle diyorlardı. Sarımsakla biraz ceviz ekleyeceğim. Onların tavsiyesiyle buradan öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum Can Azerbaycan'a. Bizi Azerbaycan'dan izleyen sevgili kardeşlerimize. Evet, bulaşıklarımı ayarladım.
Havuçları gördünüz, soteledim, brokoliyi haşladım, mısır koydum, en son kornişon. Ve eğer fikrim değişmezse, bir saniye, üstüne cevizle tereyağı çok yakışıyor ama donmaması gerekiyor, servis esnasında olacak. Şimdi bunun üzerine temiz poşet geçireyim, buzdolabı poşeti dolaba kaldırayım. Akşam sofrayı kurmadan bir saat önce falan içine çeksin diye yoğurtlu, sarımsaklı, azıcık böyle mayonezli sos hazırlayacağım. Salatamız da tamam yani. Saat 2'ye geliyor. Şöyle başörtümü düzelteyim. Bu arada Bilece'ye selam olsun. Hanife ablacığım yapmıştı bunu bana. Böyle iğne oyası. O zaman bu tülbentler çok modaydı. Şimdi kafam o kadar dalmış ki Elif'e ses atıyorum. Elif diyorum, haşhaşlığın üzerine yumurta sürüyor muyduk diye. Vallahi arkadaşlar şimdi ne diyeceğim sizlere. Ben normal mayalı hamuruyla yapıyorum ama bunun hani kendi hamuru var biliyorsunuz haşhaşlığın. Şöyle bağlayayım. Ona şey konuluyor. Sadece un, az bir maya, şeker, öyle yumurta falan konmuyor. Ilık suyla yoğruluyor, öyle biliyorum. Bir gün onu da yapacağım. Böyle burma gibi büzülüyor ya, o da güzel oluyor. Neyse, şöyle bir saniye. Bakın, güzel kabarmış. Şimdi sizi şöyle alalım. Bu arada anladım ki ben iş yapınca belim ağrıyor. Sabahtan beri ağrımıyordu, şimdi belim ağrıdı. Bundan dün akşam 2 tane yedim. Kıyır kıyır çok güzel oldu. Bunu şuraya koyalım. Şunu da buzluktan çıkardım. Börek konusunda bir kararsızım. Acaba böreği yapsam mı, yapmasam mı? Böyle çünkü kandil simiti bu kadar kalmıştı. Yaren de dün akşam istemişti. Susam gelmiş. Alta da kurabiyeleri koyacağım. Benim masam çok büyük değil ya arkadaşlar. Hani çok da yer kaplasın istemiyorum açıkçası. Neyse, şimdi yuvarlak borcamın büyük boyunu yağladım. Buraya bir paket haşhaşı aldım. Evet, çok gelebilir ama onu da saklama kabına koyarım. Ceviz ve sırf sıvı yağlı açtım. Birazcık şeker ekledim. Böyle onun hafif kendine has bir acılığı var ya, onu alsın diye. Şimdi bir saniye, kapıyı şöyle yapayım. Sizi de yamuk yapmışım ben ama bir dakika. Aslında birazcık daha kabarmasını bekleyebilirdim ama neyse artık. Hey maşallah, güzel. Şimdi oraya azıcık bir şey yağ dökelim de. İlk önce sizi çok titretiyor mu? Titremiyorsunuz. Şöyle güzel mayası diyorum. Havasını alalım ki maya kokusu kalmasın. Bunu muhakkak yapın. Göz göz olmuş valla. Buralar temiz zaten. Şöyle birazcık yağ döktüm. Ay ama burada nasıl keseceğiz? Geç keserim. Böyle ufak ufak alacağım. Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Bazen ayarlayamıyorum bu açıları. Heh. Yamuk olduğunuz zaman ya, bir dakika arkadaşlar. Vallahi misafir ağırlamak cidden bir şey değil de misafir hazırlığında bu açılar maçılar insanı yoruyor. Ama olsun. Böyle elimle inceltiyorum. Oklava kullanmayacağım. Yırtılsın, hiç problem değil. Bence bu yeterli. Daha böyle kocaman da yapabilirsiniz ama bana bu yeterli. Ben ufak ufak kesip yapacağım. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Epeydir de haşhaşlı yapmadım. Hatta Barış çok seviyor. Ona yapamadım. İnşallah geldiğinde Allah kısmet ederse yaparım. Bir dahakine bir tık daha büyük açayım. Bu biraz ufak oldu da. Diyorum ya,
Böyle hani burma gibi yapılıyor ya, ondan yapacağım inşallah bir dahakine. Allah kısmet ederse tabii. Şimdi bıçağımı da alayım şuradan. Ben böyle çeşit olsun dedim. Bir de güzel oluyor. Diğerini de nasıl yapacağım bilmiyorum. Daha karar vermedim. Şöyle bunları uzatalım. Şuradan peçete koparayım arkadaşlar. Ay, iki gündür inşallah böyle sırf pasta börek sıkılmamışsınızdır. Ama epeydir yapmamıştım. Şu uç kısımlarını alacağım. Asa şeyle keseyim bir dakika. Ondan alt kesilirse nerede? Çünkü bu burayı çizer. Bakayım da. Çizmiyor. Aynen. Bu şekilde. Hatta şöyle kenardan başlayalım. İçini fazla koyayım. Şunu da bir dahakine bu kadar koymayalım. Çorumlu arkadaşlarım da çok yapardı haşhaşlı çörek. Buradan selam olsun Çorum'a, arkadaşlarıma. Evet, bütün işlem bu arkadaşlar. Bitene kadar, yani tepsi dolana kadar yapalım. Şunu birazcık yağ dökeyim. Rahat açayım. Hava da bugün kapatmış gerçi. Tam böyle sahillik hava varmış. Çok güzel. Bunu da sizlerle beraber yapayım. Ondan sonra ben hızlanayım. Kalın yerlerini açayım. Benim çok komşum. Şimdi arkadaşlar ilk kestiklerim vardı ya, uçtakileri, onları böyle ortaya koydum, ziyan etmedim. Bir borcum tamam oldu. Şu kadar da hamurum arttı. Onu şimdi domatesli, biberli, peynirli yapmaya karar verdim. Aslında fiyonk şeklinde deneyecektim de bakalım, belki öyle denerim ya da bildiğim gibi yaparım. Yumurta sarılarını süreyim. Şimdi hemen 200 derecede, şöyle çok sürmeyeceğim yumurta sarılarını. Bir daha bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapayım da tekrar kullanacağım ya çünkü yumurtayı. Evet, şimdi bunu alalım ve hadi bakalım bu güzellik. 200 derecede pisliğini sildim ama bakın şimdi ne deneyeceğim. Bir tane denedim de sizlerle beraber de yapalım. Azıcık haşhaşlı, ay yağ dökülüyor zannettim bir an. Azıcık haşhaşlı arttı. Onu dolaba koyacağım da şimdi bunun birazını dedim ya size, domatesli biberli yapacağım. Bir de şey deneyeyim dedim, bakın şöyle. Aslında bu kadar yağlı, neyse. Rahat açayım diye. Hamur bir tık daha yumuşak olacaktı bence bugün de. Neyse artık, sağlık olsun. Görüyorsunuz değil mi? Boş yapıyorum. Bakın yuvarlak yaptım. Ay şeklinde kapattım. Bilenler vardır belki. Ben ilk defa yapacağım. Hep görüyorum da yapmamıştım. Şöyle iyice kapattık. Hatta yuvarlayalım şöyle de düzgün dursun.
Bir tane yaptım. Böyle birkaç tane deneyeyim de. Şöyle çizikler atacağım. Masayı da çizmeyeyim diyorum. Hamur matını da niye çıkarmadım bilmiyorum. Bakın şöyle ortadan kestim. Şimdi bunu daha farklı açıdan çeksem daha güzel olur da. Ne yapacaktım, ne yapacağımı unuttum. Şöyle bunu alıp buraya bastırıyorum. Şunu alıp buraya bastırıyorum. Ben size bunu başka açıdan göstereyim. Anlatamadım. Şöyle göstereyim. Bunu alıp şuraya bastırıyoruz. Bunu alıp buraya bastırıyoruz iyice. Şunu da alıyoruz. Böyle arkaya sıkıştırıyoruz ve fiyonk şekli oluyor. Yani ilkine göre iyi. Birkaç tane yapayım bakalım. Şimdi kalan mayalıları da bu şekilde yaptım. Domates, biber ve peynir koydum aralarına. Bu fiyonklar bol vakitte, yani böyle nasıl diyeyim, özenerek daha güzel yapılınca bence harika olur. Ama yine de benimkiler de kötü olmadı. Sadece şu biraz eciş bücüş olmuş ama böyle 5 tane yaptım onu denemek amaçlı. Bir dahakine sizlerle birlikte arasına peynir koyup yaparız inşallah, Allah kısmet ederse. Şimdi bunların üzerlerini örteyim. Bir yoğurt kaldı, sarımsaklı yoğurt. Bir de ne kaldı? Sarmayı yavaş yavaş pişirmeye koyacağım. Evi süpüreceğim. Saatte 3'e geliyor. Ne kadar erken başladım ama yine de 3'e geliyor arkadaşlar saat. Ağız tadıyla yeriz inşallah. Şimdi bana demiyorsunuz ki Yeşim haşhaşlıyı göstermedin. Bakın haşhaşlı da böyle oldu. Borcamdan çıkardıktan sonra ters çevireceğim. O şekilde de inşallah gösteririm. Gerçi bu şekilde de böyle durabilir. Artık bakacağız. Bu da bayağı bir oldu çıktı. Böyle dursun bakalım. Pasta börek işine kısa bir mola verdim. Sizlerle çok güzel bir haber paylaşacağım. Dün Ebrar için dua istemiştim. Ebrar'a, Miraç'a yine her zamanki gibi çok güzel dualar ettiniz. Allah razı olsun her birinizden. Nilay Hanım'a sabah yazmıştım. Ebrar ameliyata girdi mi muhakkak haber verin diye. Az önce bana dönüş yapmış. Ebrar ameliyattan çıkmış. Ameliyatı gayet başarılı geçmiş. Yoğun bakıma alınmış. Bu yoğun bakımı süreci de rahat ve güzel bir şekilde geçerse her şey onlar için çok güzel olacak. Sizlere çok teşekkür ediyor. Rabbim ne dilekleri varsa kabul eylesin diyor. Dua eden herkesten Allah razı olsun diyor. Gerçekten Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Yer gök duayla her zaman söylüyoruz. Kimin duasının kabul olacağı belli olmaz arkadaşlar. Dün bir arkadaş da yazmış. Onun oğlu da ameliyat olmuş. Açık kalp ameliyatı. 6 ay olmuş. Kontrollere gideceklermiş. Gayet iyiymiş. Rabbim dert verip kimseye derman aratmasın. Allah'ım hiç kimseyi evladının acısıyla, hastalığıyla sınamasın. Bunu da söyleyeyim, böyle işimin telaşımın arasında unutmayayım dedim. Tekrardan çok sağ olun. Allah hep böyle hayırlı haberler almayı nasip etsin. Şimdi sarmamın üzerine tekrardan birazcık tuz ekledim ve pul biber ekledim. Suyunu bu kadar koydum. Bakacağım. Ben indirmeye yakın zeytinyağı koyuyorum. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Bu da yavaş yavaş pişsin bakalım. Limon falan koymuyoruz karalahanaya biz. Hani pişerken normalde yaprağı konulur ya, buna koymuyoruz arkadaşlar. Fırında fazla ayarlamışım herhalde, şık şık. Sesi duyuyorsunuz, kaynamaya başladı. Şimdi altını kısalım. İndirmeye yakın zeytinyağını ekleyeceğim. Ve boş durmadım, yoğurdu hazırladım. Aklımdayken pastayı kestim. Dün akşam bunu sizlerle birlikte, daha doğrusu dün yapmıştık. Böyle çilekle süsledim. Şuralara Antep fıstığı vardı evde biraz. Antep fıstığı da döktüm. Şimdi ne yapacağım? Tekrardan böyle kapağını kapatacağım. Terleme yapmış, sildim ama yine de kalmış. Dolaba kaldıracağım. Ay, bunu da oraya koydum ya, unuttum bunun sıcak olduğunu. Neyse, afiyetle yiyeceğiz inşallah. Saat inanın neredeyse bakın 4.30'a geldi. Kapıları yeni kapattım, camları falan ve işim anca bitti. Bir kahve içeceğim şurada. Ondan sonra ne yapacağım? Biraz uzanacağım. Yorumlarınıza bakarım. Misafirlerim herhalde 6-7 gibi gelecekler. 5.30-6'ya doğru da ablam gelecek. O zamana kadar ben dinleneyim. Bana afiyet olsun. Üşendiğime bakın. Üçü bir arada yaptım. Kahvemi bile yani böyle hazır olsun dedim. Hava da çok güzel. Gerçekten bugün çok güzel bir hava var. Daha doğalgazı açmadım, inanır mısınız? Kısa kolluyum, ev çok sıcak. Ama akşam üzeri açarım tabii. Neyse, bana afiyet olsun, bana iyi dinlenmeler. Ablam gelince görüşürüz inşallah masayı kurarken. Biraz şey, ışık oradan vuruyor ama ablam geldi. Şimdi bana yardım ediyor. Merhabalar. Açamadın mı? Açtım, açtım. Heh, ben diğerlerini getireyim. Ben de böyle. Ama şey, erken değil mi? Tamam.
Sence şeyi alayım mı? Tabağı. Alma alma, bana onu kırıp koyarız. Böyle pişiyor. Salatalar burada mı? Salatalar getireyim mi? Yok. Dolapta dursun, çıkart. Dolapta bir tanesinin üzerine işte onu hangi tabağa? Şey abla, o bir tanesi brokoli ile havuç ya. Onu sence böyle çukur bir şeye mi koyayım? Benim verdiğim çukura koyayım. Hangi senin verdiğin? Salata tabağı. Sen bana... Meyvelik. Kafam durdu şu anda. Allah Allah, cam meyvelik yeşil. He, ayaklı. Hı. Olur mu? Ne olmasın? Onlar cam değil de o kadar. Cam yeşil. Tamam, sen bilirsin. Ben sohbet et. Nasılsınız hanımlar? Ben de işten geldim. Hemen üstümü soyundum, namazımı kıldım. Koşa koşa. Bari bu kısa bir faydam dokunmadı. Bari dedim sofrasını kurayım. Hazırlamış bu. Şunların üstünü açmadı, kurumasınlar diye de. Birazdan açacağız. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Allah iyilik versin herkese. Hava bugün çok güzeldi. Sizin onlarda nasıldı bilmiyorum ama bugün burası yaz gibi. Bakın ben de yazı getirdim. Zayıflamışım değil mi kızlar? Bakın. Bu elbise bakın çok dar oluyordu. Zor giriyordu ama şimdi çok rahat girdi. 7 kilo verdim. Alırız yine. Almasak da canımız da olsun değil mi? Evet işte hanımlar. Yarın mı senin kontrolün? Evet yarın. Kan verme günüm. Yarın kan vereceksin değil mi? Hı-hı. Allah. Yemek yedin mi? Yok bir şey yok. Burada yiyeceğim diye yemedim. Şimdi şey yaparsam burada yemem. Şunu alayım mı bunun altına? Ne, he o evet senin. Alalım. Evet, misafirlerimiz geldi. Soframız hazır. Burada böreğimiz. Salatamın üzerine ceviz, tereyağı, kırmızı pul biber gezdirdim. Şöyle mayalılarımız, pastamız, salatamız, haşhaşlıyı da böyle ters aldım. İnşallah böyle net çıkıyordur arkadaşlar. Şimdi misafirlerimi çağırayım. Sofrada oturalım. Böyle sohbet, muhabbet. Bilmiyorum, biz sofra başını çok seviyoruz. Öyle söyleyeyim. O zaman bize afiyet olsun. Çekebilirsem misafirleri de sizlerle paylaşacağım. Güzel oldu. Evet, hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Efendim? O pancar salatasını servis nasıl, ne alayım? He, şurada şey var abla ama spotula. O pasta içinde. Dur neyse, bir dakika. Çayı bir doldurayım. Çatalla alınmaz değil mi? Ben onu düşünmedim. Ne bu var? Biz onu nasıl alıyorduk ya? Bu pasta için mi? Neyse, al pasta için, tekrar yıkarım ben onu. Sen bak, sana zahmet, ben çayı doldurup başa, geliyorum. Ben niye getirmedim başa? Maşa var var yukarıda, şurada. Nerede? Şurada abla. Buldun mu? Şimdi sizlere misafirlerimi tanıtayım. Zaten Melek ablayı biliyorsunuz. Gülsen ablayı da daha önce çekmiştim. Fatma ablayla tanıştırayım sizi. Gülcancığımla tanıştırayım. Ablamla annem de buradalar. Bir şey söylemek istiyor musunuz bizi izleyenlere? Ne demek, ayaklarınıza sağlık. Özlem beni izliyor mu Fatma abla? O zaman Özlem'i buradan öpüyoruz. Evet, şey dün akşam izleyen mi? Dün akşam Elmas yazdı. Pazarı çekmiştim ya Ay ablacım diyor. O kadar mutlu oluyorum ki diyor. Zılbıtı çekmiştim. Özlem dedi, anne eşim ablayı takip et dedi. Valla öpüyorum, evet bayağı izleyen var, sağ olsunlar. Gerçekten hepsine selam olsun Zonguldak'tan. Öyle oturuyoruz, çayımızı içtik. Arkadaşlarına selamlar, hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ ol Gülsen abla, teşekkür ederiz. He. Selamlarımızı gönderdim. Aynen, Edoş'un burada olmak çok istedi bugün ama inşallah onunla da en yakın zamanda. Evet, öpüyoruz sizi. Bizler de.
Saatlerimiz 12.30. Bir saat önce misafirlerimi yolcu ettim. Gülcan ablam yardım ettiler. Sofrayı kaldırdık. Sonra ablam bulaşıkları makineye falan dizdi. Durmadı yine her zamanki gibi. Allah razı olsun, sağ olsun. Şimdi elde yıkanacaklar vardı. Onları yıkadım. Yerlerine kaldırdım. Saat 12.30 ama çay demledim. Hani misafir varken ister istemez böyle o tatlı heyecandan yiyemiyorsunuz. Dedim çay içeyim. Bu akşam böyle çay içemedim. Bir de uykum açılsın, daha edit yapacağım arkadaşlar. Artık kaçta yatarım bilmiyorum. Neyse, çok güzel hediyeler getirmişler. Onların gelmesi en güzel hediyeydi. Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık. Şimdi sizlerle paylaşayım. Gülcan şöyle çok güzel bana banyo paspası getirmiş. Gerçekten çok beğendim. Kesesine bin bereket. Bir de böyle ikili havlu getirmiş. Şöyle bir de gördüğünüz gibi böyle ufak havlusu var. Ben böyle genelde gelen şeyleri yarına saklıyorum. Fatma abla da böyle Madame Coco'dan ikili fincan getirmiş bana. Keselerine bin bereket, söylediğim gibi. Açamadım yalnız, bir saniye. Sesimin de farkındasınızdır. Böyle boruzan gibi oldu. Bakın. Dedim ki işte sevmem ya kahveyi dedim. Gülüştük böyle. Yalnız aldığım kahveyi daha deneyemedim. Çok şık. Bu da kahverengi. Bunlar da böyle kremli. Allah razı olsun. Keyifli bir akşamdı. Onu sizlerle kapanışta konuşuruz. Şimdi çayımı içeyim. Birazdan kapanışı yapayım. Ben de dinlenmeye geçeyim bakalım. Üstümü başımı çıkardım. Çayı demledim ama daha içmedim. Saat 1.30 oldu. Birazdan inşallah çayım bayatlamadan içeceğim. Arkamda da şu şöyle şey gibi duruyor da şuraya geçeyim. Evet arkadaşlar, gerçekten çok keyifli bir akşamdı. Eskileri yad ettik. Kimi hüzünlendik, kimi kahkahalarla güldük. Çünkü hani apartmanımızda biz ne kadardır oturuyoruz? Şimdi ne desem yalan olur. Ay bir an kal geldi. 90 senesinde mi taşındık? Yani düşünün, o zamandan beri kimler geldi, kimler geçti. Bu kapının önünde oturmalarımızdan tutun. Komşularımızla yaşadıklarımız. Diyorum ya, çok güzel bir akşam geçirdik. Edoş'umla işte misafirler gittikten sonra ses attık birbirimize. Ben bir ara bir çok duygulandım. Eda da diyor ki ne mutlu sana Yeşim abla, oradasın, tadını çıkar, darısı bana olsun diyor. Gerçekten evet, tabii ki her anıma, her günüme şükrediyorum. Bu akşamki oturma hepimize iyi geldi. İyi ki geldiler, ayaklarına sağlık. Demin Edacığıma da diyorum, keşke buradayken diyorum konuşsaydık. Böyle ayda bir kere, inanın yeme içme değil ama insan oturmak istiyor. Çünkü bizim çok güzel bir ortamımız vardı. Böyle otururduk, bir şeyler yapardık balkonlarda, yazın özellikle, kışın evlerde. Ama pandemiden sonra böyle gelmeler gitmeler ister istemez hani bitti gibi oldu. Herkesin bir koşturması var tabii ki de. Ama inşallah sık sık görüşürüz, öyle söyleyeyim. Neyse, videom da çok uzun oldu. Bu arada ikramlıklarımı çok beğendiler. Babacığıma da yolladım. Ablama da giderken verdim. Öyle güzel bir akşamdı. Umarım inşallah devamı gelir. Yarın cuma. Herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Umarım inşallah keyifle, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Ne diyoruz? Bugünlük benden bu kadar olsun. Bu arada bugün... dün akşam kapanışta dedim ya, beni hala abone olmadan izliyorsanız, abone olursanız çok mutlu olurum diye. Bugün gerçekten yani yeni gelen arkadaşlarım oldu. Sanırım bu sözümden sonra geldiler. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. İyi ki benimlesiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tabii ki her zamanki gibi hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.